Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugünkü video sohbetimizin konusu Kur'an'ın cin kelimesine yüklemiş olduğu anlam nedir? İslam toplumlarında ve affedersiniz, ehli kitap toplumlarında çözülememiş ve Kur'an'daki ayetleri kendi bütünlüğü içerisinde anlamakta zorluk çeken müfessirler ve İslam alimleri cin kelimesine Kur'an'ın yüklediği anlamın dışında anlamlar yüklemişlerdir. Kur'an'da Hicr suresi 27 ve Rahman suresi 15. ayette cinle yakından uzaktan alakası olmayan bir kelimenin cin kelimesi yüklenerek Kur'an'daki onunla ilgili bütün ayetlerin yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. İsterseniz önce bu iki ayetin kendinden önce gelenlerle beraber düşünerek anlamaya çalışalım. Hicr suresi 26'da andolsun insanı kuru bir çamurdan şekillenmiş bir balçıktan yarattık. 27. ayette ve canlı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. İşte 27. ayette canlı kelimesini genelde bütün mütercimler cinli diye tercüme etmişlerdir. Oysa insanın kaborta bedeni, kemiği, hücreleri, organları, neyi varsa görünüş maddi olarak hepsi topraktan. Can, ona enerji veren, onu ayakta tutan, onu diri tutan canlı da daha önce nüfuz eden kavurucu ateşten yaratmıştık. Yani insan iki ana çatıdan oluşmaktadır yaratılış olarak. Birisi beden yapısı bu topraktan, ikincisi de can, bu da ateşten, dumansız ateşten yaratılmış olan varlıktır. Yine aynı olay Rahman suresi 14-15'te de geçmektedir. İnsanı ateşte pişirilmiş kuru bir çamurdan yarattı. Canlı da yalın, dumansız ateşten yarattı ifadesiyle. Yine parantez içerisinde can kelimesine en uygun olanları cinli diye tercüme etmişler. Oysa can enerjidir. Cin Kur'an'ın tanımladığına göre başka bir şeydir. Biz onu araştırarak Kur'an bütünlüğü içerisinde değerlendirip sunmaya çalıştık. Ve bunu da sizlerle paylaşacağız inşallah. Önce Kur'an'ın doğru anlaşılması hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Nasıl her sistem kendi sistematiği içerisinde olayları çözüyorsa ve o sistem içerisinde olaylar anlaşılabiliyorsa, Kur'an'ın da
bir ayet hakkında kastettiği mana Kur'an'ın dışına çıkmadan kendi bütünlüğü içerisinde anlaşılması gerekir. Ve bize Kur'an hikmetli ve mantıklı bir bakış açısını getirmektedir. Hikmet, bilgilerin mantıklı açıklaması, vahiy, kitap ise bilgi, ilim demektir. Her peygambere ilim ve hikmet verdik der Kur'an. Öyleyse peygamberlere gelen vahiy bilgileri doğru anlamak için bir de mantıklı bir anlayışı yani hikmeti ona verdik der. Eğer bir peygamber ayetler arasında düzgün bir bağ kuramamış olsaydı, Kur'an'daki ayetlerin kastettiği manayı insanlara ulaştıramaz, insanlara yaşamakta, uygulamakta güçlük ve zorluk çekerdi. Bir şeyin doğru olabilmesi için benim anladığım kadarıyla şu dört hasletin birbirleriyle uyum halinde olması lazım. Bir, Kur'an'la çelişmemesi lazım. Yine devamlı örnek verdiğim gibi Nisa suresinin 82. ayet-i kerimesinde eğer o Kur'an Allah'tan değil de İnsanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı, içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu. Kur'an'da çelişki yoktur. 2. Evrende çelişki yoktur. Evren yasaları ile çelişmemesi lazım. Mülk suresinin 3. 4. ayetlerinde gözlerinizi göğe çevirin. Burada gök derken bitkilere, hayvanlara, denizlere, dağlara, ovalara çevirin, yıldızlara çevirin, güneş aya bakın. Tekrar derinden derine iki kere daha gözlerinizi çevirip gezdirin. Gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner. Yine Rum suresinin 30. ayetinde Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı evrenin, kainatın yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. İşte bu dinin yani evren yasaları ile Kur'an yasalarının bütünleştiği din Allah'ın dinidir. İşte bu din pratik hayata uygulandığı zaman doğru bir verim, doğru bir sonuç alınır. Yani Kur'an'la Kur'an'ın, kainatla kainatın ve Kur'an'la kainatın çatışmadığı din Allah'ın insanlara sunduğu dindir. Maalesef bu din ortada yok. Yine cinlerle ilgili ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bir sörf yaparak onları anlamaya ve algılamaya çalışalım. Zariyat suresinin 54. ayetinden itibaren öyleyse sen onlardan yüz çevir, artık kınanacak değilsin. Yani burada daha önceki ayetlerde inkar edenlere tebliğ sonucunda başarılı olamamış bir peygamberin üzülmemesi için Allah böyle bir destekte bulunuyor. Sen öğüt verip hatırlat, çünkü gerçekten öğütle hatırlatma müminlere yarar sağlar.
sana inananlara, iman edenlere yarar sağlar. Vahiy bilgilerin sana geldiğini kabul edenlere yarar sağlar. Ahiret aleminin olduğunu kabul edenlere yarar sağlar. Yine 56. surede ayette ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi burada neden iki tane ayrı kelime var diye hep itirazda bulunmaktadırlar. Bir cinler var, bir de insanlar var. Acaba neden? İşte Kur'an yaratılmış olan varlıkları temel olarak ikiye ayırmaktadır. Birisi Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar, diğeri de meleklerdir. Ademoğlu şemsiyesi altındaki varlıkları da Kur'an temel olarak ikiye ayırmaktadır. Birisi yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösteren Müslümanlar, bunlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisindedirler. Bunun dışında olanları da Kur'an temel olarak gayri Rabbani yolda olanlar diye sınıflandırmış. İşte gayri Rabbani yolda olanları da Kur'an temel olarak ikiye ayırmış. Birisi ahiret alemini inkar eden puta tapıcılar, kitapları dolayısıyla peygamberliği, Cibril'i inkar eden puta tapıcılar, bunlar deistler ve ateistlerdir. Diğeri de ehli kitap olan müşriklerdir. Yani Allah'tan gelen vahiy orijinli dini saptıranlar, gizleyenler, satanlardır. İşte bugün Kur'an'ın dışında yol alıp da zan ve tahminle din uyduranların bütün hepsi kendine ne kadar Müslüman derse desin onlar cinler kategorisinde veya müşrik kategorisindedirler. Yani o zaman iki yol var. Birisi Rabbani yol, birisi de gayri Rabbani yol. Gayri Rabbani yolun tetikleyicisi, tohumu, ağacı iblis ağacıdır. İşte yasak ağaç derken her insana akıl bali çağına da yerleştirilmiş olan o iblis olgusunun olması ile yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünden caymayı insanlara teklif sunmuştur. İşte bu teklifleri kabul edip bu iblisin teklifleri yönünde yol alan insanlara Kur'an temel başlık altında cin kelimesi kullanmıştır. İşte bunlar ikiye ayrılmakta bu cinler. Birisi puta tapıcı olan cinler. Bunlar deistler ve ateistlerdir. İkincisi de ehli kitap olan cinler. Bunları da yine Allah'ın peygamberliğini, kitaplarını öldükten sonra dirilmeyi, vahiy bilgileri kabul ettikleri halde zan ve tahminle Allah'tan olmayan bir dini şeyhleri, mezhepleri, peygamberleri adına uydurduklarından dolayı bunlar da ehli kitap ifadesini tanımına almışlar. İşte bunlar da cin suresinde inşallah onu anlatacağız. O zaman acaba Allah neden ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım derken iki farklı ibadet ve kullukla yaratılmış varlıklardan söz ediyor sorusuna, işte insan kelimesi Kur'an'da hem takva yoluna eğilimli hem de iblisin fıskın yoluna eğilimli
aklıyla insan ne tür bir varlıktır? Yani yolunu tercih etmemiş, yolunu seçmemiş, yolunda herhangi bir yola gitmeye karar vermemiş insanlarla tercihini iblisin yolunda seçmiş insanları ben ibadet ve kullukla yarattığım ifadesini Kur'an bütünlüğü içerisinde dolaştığımız zaman anlayabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili Kur'an'da bir sörf yapalım yine. Allah her şeyi çift yarattık diyor. Yani bir melekler vardır, bir de Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar vardır. Bir Rabbani yolda olanlar vardır, bir de gayri Rabbani yolda olanlar vardır. Bakınız, yine Zariyat suresinin 48. ayetinde yeri de biz döşeyip yaydık, ne güzel döşeydiyiz. 49. ayette ve biz her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Eğer insanlar, yani Rabbani yolda olanlar ve Rabbani yolda olmayanlar diye ayrılmamış olsaydı, o zaman cinleri nereye koyacaktık? Bakınız, eğer cinler bugünkü insanların algıladığı gibi beş duyuyla algılanamayan, görülmeyen, dumansız ateşten yaratılmış varlık olarak kabul edecek olursak, Kur'an'ın çelişkisizliğini söylediği halde kendi içerisinde çelişkili bir din anlayışı ortaya çıkarmış oluruz. Bakınız, İsra suresinin 94. ayetinde kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan alıkoyan şey onların Allah elçi olarak bir beşer mi gönderdi demelerinden başkası değildir. Ve Allah da devam ediyor aynı ayete. 95. ayette de diyor ki de ki eğer yeryüzünde insan değil de tatmin bulmuş melekler, yürüyen melekler olsaydı biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik. Eğer Kur'an cinlerin beş duyuyla algılanamayan bir varlık olduğunu kendi bütünlüğü içerisinde söylemiş olsaydı, cinlerin de kendilerine beş duyuyla algılanamayan varlıklardan peygamber gelmesi gerekirdi. Oysa insandan olan bir peygamberin getirdiği vahiy orijinli Kur'an'ı dinledik ve kabul ettiklerini söylüyorlar. Yine buraya bir soru işareti koyalım, bekletelim. Şimdi Bakara suresinin 92, 93, 94, 95. ayetlerinde Yahudilerin konumunu anlatır. 96. ayette andolsun onları, yani Yahudileri, hayata karşı insanlardan ve şirk koşanlardan daha itirazlı bulursun. Her biri bin yıl yaşatılsın isterler. Oysa bunca yaşaması onu azaptan kurtarmaz. Allah onların yapmakta olduklarını görenlerdir. Eğer ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattığım ayetini tutup da insanların farklı bir yaratık, cinlerin farklı, insanlardan farklı bir yaratık olduğunu anlayabilmek için buradaki Allah Yahudilerden bahsediyor. Yahudiler insan değil mi? Yahudiler dünyevileşen ve dünya hayatında ahiret alemine inandığı halde
kendilerine gelen peygamberlerin dışında peygamberlerini kabul etmiyorlar ve kendilerine göre bir din ve hayat tarzı uydurmuşlar. Zaten Allah Yahudilik diye bir din göndermemiş. Yahudiyiz diyen onların kendileri. İşte burada Yahudileri, bakınız, andolsun onları, yani Yahudileri, hayata karşı diğer insanlardan ve şirk koşanlardan daha itirazlı bulursun. Diğer insanlar, aynı ayette bir insandan bahsediyor, bir Yahudiden bahsediyor, bir şirk koşanlardan bahsediyor. Bunların hepsi bize insandan bir çağrışım meydana getirmiyor mu? Yahudi de insan, şirk koşanlara da Kur'an-ı Kerim daha önce bahsettiğimiz gibi puta tapıcıları kastetmektedir temel başlık olarak. Yani müşrikleri kastetmektedir. Bir başka ifadeyle ümmileri kastetmektedir. Bir başka ifadeyle ahiret alemini kabul etmeyenleri kastetmektedir. Yani Yahudiler hayata karşı ahiret alemini kabul etmeyenlere karşı bile daha dünyaya sargın, daha itirazlı bulursun ifadesiyle üç tip değişik insan türünü bize getirmiş, bir ayette izah etmiştir. Öyleyse ben insanları ve cinleri bana ibadet ve kulluk etsin diye yarattım ayetini tutup da Ademoğlu şemsiyesi dışında cinleri beş duyuyla algılanamayan varlıklar değil, insan türünün iblisin soyundan, iblisin ağacından, iblisin meyvelerinden yiyen insanlar olarak anlamak gerekmez mi? Yani bugün beşer kelimesi insandan türeyen bir ifadedir. Yahudi kelimesi, ehli kitap kelimesi, müşrik kelimesi, münafık kelimesi hep insandan türeyen ve iblisin soyunu temsil eden kelimelerdir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olan hiçbir kelime, hiçbir kelimenin yerine kullanılmadığı gibi hiçbir kelime de hiçbir kelimeden bağımsız değildir. İşte hikmetli anlayış, mantıklı anlayış bu ayetler ve kelimeler arasında bağ kurarak doğru bir anlayışı ortaya çıkarmak için vardır. Şimdi öyleyse biz temel olarak insanları Kur'an bütünlüğü içerisinde değerlendirdiğimiz zaman ikiye ayırıyoruz. Birisi Rabbani yolda olan insanlar, bunlar kendilerine takvanın teklifiyle takva ağacından beslenen ve Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlere gelen vahiy orijini, dini, yaşam biçimi, hayat tarzı olarak kabul eden insanlar, bütün peygamberler zaten geldiklerinde En'am suresinin 162. ayetinde benim yaşamım, dirimim, ölümüm, hayatım, namazım, ibadetlerim yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir diyen insan tipleri. Kur'an bunlardan söz etmemiş. Çünkü bunlar söz etmemiş derken bu cinlerle ilgili konuda. Bunlar zaten yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözüne sadakat gösteren insanlar. Bir de yol seçmemiş, tercihini kullanmamış insanlarla tercihini gayri Rabbani yolda seçmiş olan cinleri de Kur'an ele almış. İşte ben insanları ve cinleri bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım ayetinde daha tercihini yapmamış insanlarla tercihini
gayri Rabbani yolda tercih seçeneğini gayri Rabbani yolda yapmış olan insanları ben ibadet ve kullukla yarattım ifadesi kullanmaktadır. İşte bunları anlamak için de daha önce bahsettiğim gibi cinleri Kur'an temel olarak ikiye ayırmakta. Birisi kitap ehli olan cinler, diğeri de puta tapıcı, müşrik olan cinler. Gerçi kitap ehli olan cinler de müşrik olan cinlerin yollarını takip ettiklerinden dolayı bunlar da aynı kategoride yer yer Kur'an değerlendirilmiş ama sınıf olarak birbirinden farklı sınıflara ayrılmış. Bakınız, bu söylediklerimizi Cin suresinin birinci ayetinden itibaren anlamaya, okumaya başlayalım. De ki, bana gerçekten şu vahyolundu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. Bu cinler ya kitap ehli olan cinler ya da müşrik olan cinler. Biz bunu konu içerisinde hangi cin olduğunu anlamaya çalışacağız. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Ha, demek ki bunlar kitap ehli olan cinler. Ne diyordu Yahudiler? Ne diyordu Hristiyanlar? Musa onun karşılığı olan Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Onlar müşrik oldular. Mesih, yani İsa kelimesinin yerine konulan bir ifade, Mesih Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular ifadesiyle bunlar peygamberlerini kendilerine Rab edinmişler. Bunlar kitap ehlinin, yani Allah'tan gelen peygamberliğe, kitaplara iman ettiği halde vahiy orijinli yoldan sapan cinler, ehli kitap olanlar. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Bunu söyleyen Hristiyanlar değil miydi? Doğrusu şu, bizim beyinsizlerimiz Allah'a karşı bir sürü saçma şeyler söylemişler. Yani onların şeyhleri, onların bugün tarikatlarda, mezheplerde, cemaatlerde, efendim tasavvuf ehlinde bu hasletler yok mu? Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Bunlar fıtratlarındaki sesi dinleyen insanlar. Yani her insan yaratılışta Rabbim Allah'tır diyecek dizaynda yaratılmıştır. Bir de şu gerçek var ki insanlardan bazı adamlar cinlerden bazı adamlara sığınırlardı. Öyle ki onların azgınlıklarını attırırlardı. Yani yolunu seçmemiş, tercihini yapmamış insanlardan tercihini cinlerden olan adamlara sığınıp ve onların dünya hayatında sanki gittikleri yolu onaylayan bir konuma sokmasından dolayı onlar yollarında azgınlaşarak ilerlediğini anlatıyor. İşte Samiri'yi buzağa tapmada desteklemeyen halk olmuş olsaydı Samiri buzağa tapıp buzağa heykeli yapıp Musa kavmini yoldan çıkarıp ve kendi de yanlış bir konuma gidemezdi. İnsanları desteklediğin zaman o yanlışlarını adım adım ilerleterek inkarı, isyanı, tuğyanı
ön plana çıkarmaya başlar. Yine 7. ayette ve onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltemeyeceğini sanmıştır. İşte buradaki cinler ikinci bölüm. Yani puta tapıcı cinleri Allah'tan gelen peygamberliği, kitapları ve öldükten sonra dirilmeyi kabul etmeyen cinlerden bahsetmektedir. Yani 7. ayete kadar diğer cinler, kitap ehlinden olan cinler, 7. ayetten sonra diğer cinleri bahsetmektedir. Ve onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi kesin olarak diriltemeyeceğini sanmıştı. Bunlar kafirler, inkar edenler, puta tapıcılar ne diyorlar? Biz dünya hayatında yaşarız ve ölürüz. Dünya, dehir bizi yok eder. Biz tekrar diriltilecek değiliz derler. Ve onlar şöyle derler. Ey Muhammed! Ellerine almış oldukları çürümüş, erimiş kemikleri alıp şöyle diyorlar. Şu ölmüş, çürümüş kemiklerin tekrar dirilip ahiret aleminde ceza çekeceğini mi söylüyorsun? Heyhat, bunlar uydurma geçmişlerin masallarıdır diyorlar. Evet, doğrusu biz göğü yokladık fakat onu güçlü koruyucular ve şihaplarla kaplı doldurulmuş bulduk. Burada göğü yoklamak, yani hayvanları, bitkileri, efendim dağı, denizi, yıldızı, ayı inceledikleri zaman insanların bilmedikleri konulardan onlara yanlış bilgiler vererek onları şaşırtıyorlardı. Fakat şimdi Kur'an gelince her örnekten bir örnek verilmiş, hiçbir eksik bırakılmamış. Bir yanlışlık söylediği zaman, yanlışlıkla çıktıkları zaman o yanlışı delip yok eden karşılarına bir ayet, karşımıza bir ayet çıkar ifadesini kullanmaktadır. Şihab buradaki vahyi bilgidir. Yanlışlığı delen, yok eden bir vahyi bilgidir. Yani Kur'an gelince artık bunları öğrendik ve artık bir daha bu yanlışlıkları yapmayacağız diyorlar. Oysa gerçekten biz dinlemek için onların oturma yerlerine otururduk. Yani Kur'an gelmezden önce onları yanıltırdık. Ama şimdi kim dinleyecek olsa kendisini izleyen bir şahap bulur. Yani Kur'an gelince artık her örnekten bir örnek verildiği, hiçbir eksiğin bırakılmadığı, bir yanlışlığın ortaya konulduğu zaman onun yanlışlığını yok eden, parçalayan sesini kesen bir ayet karşımıza çıkar diyor. Bir başka ayette şöyle diyor. Biz batılın üzerine hakkı fırlatırız, onu darmadağın eder diyor. Doğrusu bilmiyoruz. Yeryüzünde insanlara bir kötülük mü istendi? Yoksa Rableri kendileri için bir hayır mı diledi? Gerçek şu ki bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında olanlar da biz türlü türlü yolların fırkalara olmuşuz. İşte burada salih olan olduğu zaman gelen vahyi kabul eden ve ona teslim olduk diye. Bakınız. Maide suresinin 82. ayetinde size düşman olarak en şiddetli olanı müşrikleri ve Yahudileri bulursun der Allah. Size düşmanlıkta en yumuşak olan Hristiyanlardır der. Çünkü onların işlerinde
hala papazların ve hahamların o Hazreti İsa'dan kalma bilgileri dolaşmaktadır. Onlar Kur'an'ı dinlediklerinde derler ki, biz teslim olduk, Allah'ım bizi de kabul et derler. Ve o indirilen nura, o indiren Allah'a, o peygambere destek olup savunurlar der. İşte burada bu tip cinler işte Müslüman olup kendilerini değiştiren cinler. Gerçek şu ki bizde yani onlar Müslüman olduğu zaman artık cin özelliği ortadan kalkıyor. İster Yahudi veya Hristiyan olsun, isterse puta tapıcılardan ateist veya deist olsun. Bunlar Müslüman olduğu zaman artık o özellikleri kalkıyor. Müslüman olma özelliği. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinin 33. ayetinde Müslümanım diyen insanları Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır der. Müslüman kelimesinden başka hiçbir kelimeyi Allah insanlara kullanmak istemiyor. Bu Müslüman olanlar Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerle vahiy orijini dinle yaşamını düzenleyen insanlardır. Bunun dışında olanlar da bu iblisin soyundan olanlardır. İşte bu iblisin soyundan olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'de cinlerden, cin tabiriyle genel bir başlık altında ele almıştır. İşte orada iblis cinlerdendi derken, yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünden caymayı teklif eden ve cayan insanları cin olarak kullanmış. Ve aynı soy ağacından olduğundan dolayı iblis cinlerden de ifadesi kullanır. Şimdi iblis cinlerden de derken sanki cinlerin dumansız ateşten yaratıldığını anlamaktadırlar. Oysa İblis cinlerden de derken, iblis insanda insanı inkara, isyana, haram yiyiciliğe, fuhuşa, ahlaksızlığa, gurura, kibire, saptırmayı teklif yapmakla görevli bir meleğin adıdır. Şimdi sen insana, insanda bu olgu var diye düşündüğünde, bu insana iblis diyebilir misin? İblisin teklifiyle giden bir insan diyebilirsin ama sen ona iblis diyemezsin. İşte cinler yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünden iblisin teklifiyle cayan insanlardan olduğundan dolayı Allah iblis cinlerdendi ifadesi kullanıyor. Yoksa iblisin ateşten, cinin ateşten yaratıldığını değil. İblis ateşten yaratılmış ama cinler topraktan yaratılmış. Topraktan yaratılan insana iblis vesvese verdiği zaman iblis yaratılıştaki Rabbim Allah'tır sözünden cayıp gayr-ı Rabbani yol alan insanların genel adıdır. Evet, burada cinlerle ilgili bir video sohbetimizi de sonlandırmış olduk. Yeni bir video sohbetinde buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun der. Sizi Allah'a emanet ederim.